Gördüğümüz kirliyiz ki kirlilik prosesinde psikolojik olarak gerekiyor. Değerli konuklarımız, well, distinguished guests, ladies and gentlemen, welcome to the Historical Zografyon High School. As on behalf of our director, Yani Demircioğlu, I would like to welcome you. Very briefly, I would like to give you some information about the history of our school. It was established in 1893 under the name of Zografyon High School. It started its operation starting from 1840. There were two old houses. There were the primary school in the land of in this land. So generally, our school was oriented towards the students from the in the community, focusing on the social sciences, whereas Fener Patrick Lisesi was mainly focusing on the social sciences. And they were educating merchants and businessmen and women. In 1962, we had around 720 students, and in an upcoming decade, there were two stories. But because of 1964, there was a rapid decrease reduction in the number of students. We have 42 students for the time being. It continues. Our school continues its life. When I was a student, our school was able to compete on the way to becoming the top high school with German high school and Istanbul Boys High School, and Robert was the number one and Istanbul Erkek was the second one in terms of the grades, in terms of the success and performance rates. We have been attributing great deal of importance to cultural activities. We are organizing concerts, exhibitions, fairs. And today, we are more than honored and pleased to be hosting this great event and these great guests like you. They are going to be giving you a great taste of history. And this is brought to you by the efforts of the General Consulate of Greece, Orient Institute and National Hellenic Research Institute. And the focus is remembering the Ottoman history in the Eastern Mediterranean. And now, I would like to invite Dr. Heşat Wittmann from Orient Institute to give you further information. The floor is yours, sir. Sayın Yunanistan Cumhuriyeti Başkonsolosu, Sayın Türkiye Başkonsolosu Leyla Hanım, hanımefendiler, beyefendiler, Doğu Akdeniz Osmanlı geçmişini hatırlamak serisinin ikincisine hoş geldiniz. Margaris Ketuyartis'in anısına düzenlenmekte bildiğiniz gibi. Umuyorum ki bu harika Zografyo Lisesi'ne kolaylıkla geldiniz ve çok da mutluyuz burada buluştuğumuz için. Önceki Şişmanoğlu Megaro'yu, önceki yerimizi kullanamayacağımızı öğrendik. Son dakikada bir yer bulmak zorunda kaldık. Ve bu özellikle araştırma merkezlerini, kültür merkezlerini ve okulları gözden geçirdik. Ancak birden aslında bu harika Zografyon Rum Lisesi aklımıza geldi. Galatasaray Lisesi'nin arkasında. Genelde de önünden sıklıkla geçeriz. Ve bu kadar harika bir girişte her zaman benim aslında aklımı çelmiştir, çok cezbetmiştir. Ne kadar zarif bir bina, aslında hani birkaç tane taşın atılmasından ziyade Şişmanoğlu Megaro'daki kadar insanı içeriye alabilmekte ve gerçekten müthiş bir nezaket ve kibarlık bize burayı kullanma izni vermeleri. 24 saatten az bir süre içerisinde Profesör Balta ile birlikte Yani Dimitrioğlu'nu aradık. Kendisi çok kibar bir şekilde Mr. Shubbleback'la birlikte bize yön gösterdiler. Auditorium'a geldik. Bugün için daha harika bir bir yer bulamazdık. Bence siz de bana katılıyorsunuzdur. Beyefendiler sadece hani bizi bir zor durumdan çıkarmakla kalmadılar. Aynı zamanda muazzam bir ev sahipliği gösterdiler. Bütün gerekli ekipmanları ve simultane çeviri desteğini sağladılar. Simultane çevirimiz olmasını sağladılar ve bu konuşmaların kaydedilmesini de sağlamakta. Zorafyon Lisesi aynı zamanda bitişte ufak bir ikramda da bulunacak bize. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Demircioğlu ve özellikle bize ev sahipliği yapan diğer bütün müdürlerimize, müdür yardımcılarımıza da teşekkür ediyoruz. Hatırlarsanız Doğu Akdeniz'de Osmanlı geçmişini hatırlama konuşma serisi çok farklı kaynakların temelinde, buna öz anlatılar da dahil. Bunların temelinde bir takım öyküleri anlatmakta. Bugün özellikle Doğu Akdeniz'deki tüccarlara ve yaşam anlatılarına bakacağız. Özellikle de Osmanlı diplomatları ve tüccarlarının hayatlarına odaklandık. Bugün ilk konuşmacımız bu Osmanlı'nın, yani bugün iki konuşmacımızda Girit ve Seres kısmına bakacağız. Sayın Profesör Balta öncelikle küçük bir açılış yapacak. Şimdi çok teşekkür ediyorum. Ona bırakmak istiyorum. Sevgili dostlar, Zorafyon'a hoş geldiniz. Zorafyon Lisesi'ne hoş geldiniz. Bugün konuklarımız iki Yunan bölgesinin Osmanlı geçmişine yönelik sunumlarını gerçekleştirecekler. Girit ve Serres. Bir tanesi ülkenin güneyinde, diğeri ise kuzeyinde. Özellikle Osmanlıların Osmanlı fethinden zaman ve yani tarz olarak, tip olarak farklılık göstermekte. Girit bildiğiniz gibi eskiden Venediklilerin elindeydi. Son derece geç bir zamanda 1670 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası haline gelmekte. Çok uzun, çok zorlu bir savaşın sonrasında. Serres ise Osmanlılara 1383 yılında düşmüş. Biraz sonra Serres toprakları Gazi Evrenos Bey'e verildi. Kendisi Çandarlı ailesinde Kazasker Karahalil Hayrettin Paşa ve yerel gelenekler doğrultusunda Serres kentin Hristiyan popülasyonunun da özellikle hoşuna gidecek bir sözleşme sonucu kapitülasyon olarak verilmekte. Bu bağlamda hiçbir kilise bir camiye dönüştürülemeyecek ve Müslümanlar da bu surlarla çevrili olan kent içerisinde yaşama hakkını ellerinde tutabilecekler. Manastır Saint John the Baptist, Margarit Manastırı özellikle Bizanslılar ve Sırplar zamanında elinde bulunduğu hakları ve imtiyazları elinde tuttu. Özellikle burada Piskopos, Konstantinopol'un düşüşünden sonra Gennadius Scholarius burada bir keşiş olarak yaşayacak ve daha sonra burada gömülecekti. Müslüman karargahları, yerleri, yaşama yerleri ve bütün camiler, mescitler, bedestenler ve benzeri eski surlarla çevrili kentin etrafında kuruldu. Büyük hegemonik aileler tarafından ve sultanın ailesinin üyeleri tarafından bu kentler kuruldu. Şimdi bu kurumlara baktığımızda Mehmet Esat Selezli tarafından yakın zamanda yayınlanmış 5 tane el yazmasında betimlenmekte. Bunlar Milli Kütüphane'de bulunabilir. Aynı zamanda bu yazmalara baktığımızda etnik dini topluluklar, cemaatler, onların yaşam tarzları ve alışkanlıkları arasındaki ilişkiler de görülebilir. Aynı zamanda bunu kendi baba memleketlerini, yani ana vatanlarına benzeyen betimlemeleri de içeren bir etnografi belgede Anadolu'da Rum göçmenler tarafından Asya Minor Çalışmaları Merkezi'nde de bulunulmakta. 1877'de doğdu. Eslime Hatun da Seres'te bir mülteci olarak, bir sığınmacı olarak 1965'te Ankara'da hayatını yitirdi. Şimdi Mehmet Esat Serez'in sevgili Seresi gibi adlı bir sunumu Profesör Heath Lowry gerçekleştirecek, bir tura çıkaracak aslında bizi ve son yıllarda sistematik bir şekilde Kuzey Yunanistan'da Evrenos Bey'in varlığını çalışmakta. Lowry, Princeton Üniversitesi'nde Atatürk Profesörü, Osmanlı ve Modern Türk çalışmaları, Türkçe çalışmaları alanında, bölümünde kendisi bir mütevelli heyeti danışmanı, aynı zamanda Bahçeşehir Üniversitesi'nde de Osmanlı Tarihi ve Araştırma Merkezi'nin de koordinatörü. İkinci konuşmacımız Eleftheria Zeyi, kendisi Girit Üniversitesi'nde doçent doktor olarak çalışmalarına devam etmekte. Kendisi uzun yıllardır kadrolu bir öğretim görevlisi olarak Ulusal Helenik Araştırma Derneği'nde bir araştırmacı olarak da çalışmakta. Kendisi Girit kentsel mekanındaki değişimleri bize sunacak. Aynı zamanda işte mesela sokak tasarımlarında, sokak şablonlarında ve kentsel planlamada Osmanlılar'da nasıldı, nasıl değişiklikler oldu, tanzimat reformlarından sonra genel modernizasyon, modernleşmenin bir parçası olarak bunlar nasıl oldu? Biliyorsunuz tanzimat reformları 1856 depreminden sonra ana şekilde uygulandı ve bu da aslında Girit kentlerinin genel olarak görüntüsünü, duruşunu değiştirdi. Bunlar hala Ortaçağ Venedik geleneğinin aslında belirgin bir takım izlerini taşımaktaydı. Aynı şekilde kendisi konuşmasında elde edilen Hristiyan aktiflerinin varlıklarının da kentin görünüşünü nasıl derinden etkilediğine değinecek. Varlıklı Hristiyan tüccarlar Atinalı mühendisleri kullanarak evler inşa etmişler. Bu mühendisler genelde Yunanistan devletinde kullanılan neoklasik mimari stilini kullanmışlar. Neoklasizme baktığımızda aslında Girit kentlerinde Hristiyan tüccar sınıfının sosyal ve ulusal sağ kalımını, hani ayakta kalmasının bir mimari ifadesi olarak karşımıza çıkmakta. Buna ek olarak 19. yüzyılın ortalarından sonra görülen politik ve diplomatik gelişmeler, özellikle de ideolojik olarak Yunan ulus oluşturma sürecine katılım sağlamakta, katkıda bulunmakta. Eleftheria, söz sizin. Çok teşekkürler. Sevgili dostlar, hanımefendiler, beyefendiler, bir kere daha hoş geldiniz diyoruz ve sorularınızı, yorumlarınızı ve önerilerinizi ve söyleyeceğiniz şeyleri ikinci konuşmadan sonra almak istiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar ve Sayın Balta, kendisi uzun yıllardır dostum ve meslektaşımdır. Orient Institute by Richard. Çok teşekkürler buraya beni davet ettiğiniz için. Zorafyon Okulu ve hepiniz, beni buraya izlemeye, dinlemeye gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Bilgisayarımda biraz yavaş, kusura bakmayın. Evet. Late 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başlarında Girit Devleti adı verilen devletin yarı özerk idaresi altında Girit kentsel alanı sosyal ve ideolojik tartışmaların mekanı oldu. Bunlar genelde lokal, yerel bir takım topluluklar ve baskın Hristiyan elitler tarafından gerçekleştirilmekteydi. Bakın burada da gördüğünüz gibi özellikle Girit'te Müslüman ve Hristiyan popülasyonlar arasında 19. yüzyıl boyunca ve 20. yüzyılın başlarındaki ilişkilere biraz bakalım. Müslüman hale gelmiş Hristiyanların dışında Girit'teki Müslüman popülasyonuna baktığımızda birkaç tane Osmanlı Müslümanı var. Osmanlı idaresi altında. Bir de Akdeniz'den Müslümanlar var. Etiyopyalılar, Araplar ve Bengazi. Bu da yaklaşık 1830-1840'da Mısırlı Mısırlı, Mısırlıların idaresi altında. Özellikle Girit Müslümanlarının durumu Mısır idaresinden beri değişmeye başlamakta. Ve burada ciddi bir takım değişiklikler var. Mesela adadaki arazi sahipliğine yönelik ve Osmanlılar Tanzimat reformlarının etkisiyle bunu sürdürmüşler. 19. yüzyıla baktığımızda çok daha büyük Müslüman alanlarının aslında peyderpey bölündüğünü görüyoruz. Bunlar Hristiyanların ellerine geçmekte. Müslüman arazi sahipleri, mekan sahipleri de kentlere taşınıyor. Dolayısıyla aslında adada 19. yüzyılda iki tane bariz topluluktan bahsediyoruz. Adanın iç tarafında tahakkümü olan, dominasyonu olan Hristiyan bir topluluk. Bir de daha ufak, daha zirai alanda kalan bir Müslüman kentsel elit. Ancak bu tabii ki köylü kısmından daha farklı. İkinci gruba baktığımızda 19. yüzyılın en son devrimsel hareketlerinden kovulmakta ve Hanya'ya, Reteminio ve Kandiya'ya, yani o daha güçlendirilmiş kentsel alanlara taşınmak zorunda bırakılıyorlar. Çünkü bir koruma ve bir güvenlik arayışı söz konusu. Bunlar peyderpey Müslüman kentsel, yani kentte yaşayan daha düşük bir tabakayı oluşturmakta. Genelde kentlerin daha kent dışında olan ya da daha küçük ve basit bir takım yaşam alanlarında ve daha büyük, daha bariz bir marjinal kent kültürünü oluşturmaktalar. 20. yüzyılın başlarına kadar Girit'teki Müslüman popülasyon yarıya inmekte ve Müslümanlar hala Retimino ve Kandiya'da kent popülasyonunun nüfusunun çoğunluğunu temsil etmekte. Müslüman zirai popülasyonu bu kırsal popülasyonda ciddi bir azalma geçirmekte. Bakın burada da gördüğünüz gibi. Şimdi yabancı güçlerin Fransa, İtalya, İngilizler ve Ruslar gibi onların da müdahalesi gördüğünüz gibi yarı özerk bir devletin oluşmasına neden olmakta. Ada içerisine bakın burada da görüyorsunuz. 1898'den başlayacak biçimde ve yüksek komisyonu kurulmakta. Bakın Prince George'u görüyorsunuz. Prens George burada ilk konuşmasını yapıyor. Hanya'da adaya geldikten sonra ilk konuşmasını yapıyor burada. Prens George Hanya'da yaşıyor kendisi. Orası yüzyılın ortasından başlayacak biçimde Osmanlı Girit Devleti'nin başkenti. Bu Girit Devleti'nin kurulması çok ciddi bir takım kurumsal değişiklikler getiriyor. Genel siyasi ve sosyal statüsüne yönelik Müslümanların çok ciddi değişiklikler getiriyorlar. Bunlar geçici olarak aslında iki topluluk, iki cemaat arasında geçici olarak hani o masadaki yerlerin değişmesi gibi görünüyor. Ancak adanın içindeki ve dışındaki siyasi olaylar, mesela 1897'de Yunan-Türk Savaşı, Balkan Savaşları, 1905'te Teriso Devrimi gibi olaylar Hristiyanlarla Müslümanlar arasındaki ilişkilerin kötüleşmesine neden oluyor. Ve bu durumda adadan 1923 yılında Giritli Müslümanların artık son kez gitmesine kadar da neredeyse hiç değişmeden kalıyor. Girit Devleti'nin idaresi altında Girit kentleri ana olarak Heraklion, Hanya ve Retimnio yeni idari, adli ve polis kolluk kurumlarının da aslında merkezi haline gelmekte. Burada bunlara yeni bir takım kamusal güçler verilmekte ve şimdi Hristiyan elitlerinin özellikle görülme sıklığı, fazlalığı yeni bir takım politik güçlerin ve yeni politik ideolojinin ortaya çıkmasına izin vermekte. Yeni bir kentsel toplum, özellikle profesyonel ve erken dönem Osmanlıların profesyonel, mesleki ve dini ayrımlarını bir kenara bırakmakta, kendini hızlı şekilde değiştirmekte ve diğer Akdeniz topluluklarında da olduğu gibi entelektüel ve politik bir takım özgürleşmeyle yeni bir toplu organizasyon, örgütlenme ve faaliyetler, tabii ki bu sanayileşme aracılığıyla ve tüketim yollarındaki radikal değişikliklerle, işte bu zirai kredinin vermesi gibi durumlarla değişmekte. Bu sebeplerden ötürü Girit kentleri modern kent planlama ve bunun alımlanması ve hem Osmanlı Devleti hem de yani Yunan Devleti'nin projeleri için ideal yerler olmakta. Tanzimatın etkisiyle 19. yüzyılın ortasında Osmanlı'daki kentsel alanlarda yeniden planlama, yeniden inşalar gerçekleştirilmekte. Ancak genelde bunlar gayrimüslimler Aynı zamanda o zamana kadar genelde özellikle bir takım askeri konularda da olduğunu görüyoruz Müslümanların. Öte taraftan Yunan devleti Avrupalı mimarlarla ve mühendislerle bir takım projeler gerçekleştirmekte. Bavaryan hükümetinden ve mesela Kral Otto'nun yıllarından bu yana bu projeler gerçekleştirilmekte ve 58 tane kent, Yunan kenti ve kasabası 19. yüzyılın sonuna kadar yeniden inşa edilmişti. Girit kentlerinde neoklasik trendler siyaset anlamında görülmekte. Tanzimat'tan ya da Bavaryan yeniden planlama döneminden önce gelmişti zaten bu mekan planlaması. İlk kez Mısırlı görevli Muhammed Ali neoklasik modelleri devlet yönetişiminde ve mimari tasarımda Girit'te bu Mısır idaresi boyunca ortaya koymakta. 19. yüzyılın sonlarına doğru ve 1856'daki korkunç, büyük ihtimalle o korkunç depremden sonra Girit kamusal alanı yeniden tasarlanmaya ve yeniden inşa edilmeye çalışıldı. Müslüman belediye başkanları inisiyatifi tarafından, onlar da Yunan mimarları İstanbul'dan davet ettiler. Heraklion'da, Osmanlı kentinde çok ciddi şekilde deprem etkilemişti ve Athanasios Mosis, mimar, Vizir Camisi'ni yeniden inşa etsin, Sen Minas Katedrali'ni tasarlasın ve bakın burada Sen Minas'ı görüyorsunuz. Ciddi şekilde orada manzaraya tahakkümünü görmektesiniz. Aynı zamanda bunlar tabii yükselmekte olan Hristiyan elitlerdi. Aynı zamanda Osmanlı karargahlarının, askeri karargahlarının yeniden tasarlasın diye burada görüyorsunuz çağrılmıştı. Athanasios Mosis. Burada da Osmanlı karargahlarını görüyorsunuz Hanya'da. Bugün böyle, hiç değişmedi. Şimdi yüzyılın sonuna doğru bu kırmızı biriketli çatıların Girit'in kentsel manzarasını, peyzajını genelde işgal ettiği söylenebilir. Ancak daha sonra 1901 yılında neoklasik bir stil resmi olarak, formal olarak yasayla birlikte Girit kentsel mekanına yerleştiriliyor. Bavaryan Yunan kentleşme ve mimari modelinin etkisiyle bunu da Atinalı bir takım mimarlar ve mühendisler ortaya koyuyor ve bunlar da özellikle dominant Hristiyan elitler tarafından davet edilmekte. Hanya, Heraklion ve Ritimino, 3 tane ana kentsel merkez. Bunlar 3 aşağı 5 yukarı zaten kentselleşmiş, ancak Hanya'ya baktığımızda özellikle Haleppa mesela, bu ikinci bir modern aglomerasyon, bir yerleşim yeri. Burası Haleppa, neoklasik bir banliyö. Burada da özellikle Girit Devleti'nin dış işleri bakanlıklarındaki işte konsoloslar ve yüksek komiserler burada görmüş olduğunuz gibi yaşıyorlar. 1901'de geçirilen Girit devlet hukukuna göre doğrudan Bavarya hukuku, 1835 Bavaryan hukukundan temelini almakta. Doğal ve sağlıklı koşullar bir kentleşme projesinde hedef alınmalı. Burada özellikle üretkenliği yüksek bir alanda doğal kaynaklar kullanılmalı. İşte hava, güneş anlamında, su kaynakları anlamında. Aynı zamanda trafik rotalarının yanında bir sistem olmalı. Sonuç olarak da Girit'in kent merkezlerinde yapılacak ilk işlerden bir tanesi bir kanalizasyon sisteminin, su tedariği sisteminin ve kenti bölecek geniş sokakların altyapısının yapılması, özellikle kamuda böyle parkların, bahçelerin olduğu geniş alanların yapılması, havadar alanların yapılması. Dediğimiz gibi böyle kamusal bahçelerin olduğu, Hanya'da gördüğünüz gibi büyük havadar alanların yapılması, büyük sokaklar, merkezde bunlar gerçekleştirilmeli. Özellikle de konsantrasyon neoklasik kentlerin en önemli unsurlarından bir tanesi. Bakın gördüğünüz gibi Osmanlı kentlerinde böyle bir bölünme söz konusu. İlk Heraklion Genel Lisesi, Liseum Şimdi geleneksel olarak binaların dışındaki o parlak renklere izin verilmiyor. Çünkü insan gözü için zararlı olduğuna inanılıyor. Ve son olarak açık bir şekilde hukuk, Venedik fortifikasyonlarının güçlendirmelerinin yıkılmasını ortaya koyuyor. Neden? Çünkü böyle nefes almayan ve sağlıklı olmayan ve boğucu taşlar kullanıldığı için genişlemeyi engellediği düşünülüyor. Aynı kural altında yeni bir takım mekansal ya da uzamsal bir takım ayrımdalar var. Mesela bir kent nedir, kasaba nedir, köy nedir? Bunlar açık seçik şekilde tanımlanmış. Aynı zamanda kentselle yarı kırsalı işte ve kırsalı birbirinden ayırmakta. Mesela bir köy nedir, bir kasaba nedir, kentin dışındaki alan nedir? Aynı zamanda merkez nedir, banyo ya da kentin dışındaki yerler nedir? Ve özellikle kentsel mekanın iki uzak semtinden daha uzak olmayacak şekilde bir yapılanma olacak. İşte her kente bir mühendis olacak, bir belediye başkanı, bir hakim, bir doktor ya da diğer bir bilim insanı olacak. Merkezin dışındaki bu bölgelerde de özellikle işte huzuru sağlanması son derece önemli, düzenin sağlanması son derece önemli. Mesela işte barut tozu, deri endüstrisi, doku endüstrileri, özellikle ham maddelere yönelik, bunların üretimine yönelik, alkol, kağıt, doku, kağıt ürünleri, mum yapımı, çöplerin atımı, işte plastik gibi şeyler dışarı atılmalı, kentin dışında olmalı. Aynı şekilde kesim evleri de. Mesela elektrik, kimyasal, sabun, boya ve ilginç şekilde hayvancılıkla ilgili mesela bu bataklık gibi yerler ya da kullanılan bu tür yerlerde yine kentin sınırlarında durmalı ve ekonomik faaliyetlerin dışında bu arada bunlar gerekli olan ama kötü olan şeyler olarak adlandırılmakta. Bu uzak bölgelerde hastaneler var. Bakın burada da görüyorsunuz. Aslında Retignon'un dışında bir hastane bu. Bakın burada da Cüzzam Meskinya. Osmanlı'daki ismini çok okuyamıyorum, kusura bakmayın. Meskinya tabii ki bizim kullandığımız ismi. Ve haritada lokasyonunu görüyorsunuz Meskinya'nın. Bundan önce Spinalon'daydı. Evet, meskin. Hastanelere baktığımızda mesela cüzzama yönelik psikiyatrik kurumlar, hapishaneler, askeri kamplar, genel evler ve mezarlıklar gene aynı şekilde bu uzak alanlarda. Çünkü illegallik, işte cinsel bir takım kabul edilmeyen davranışlar ve hastalıklar, yeni sosyal ve ahlaki tehlikeler, modern toplum ve kentsel toplum bundan her durumda uzak durmalı ve kaçınmaya çalışmalı. Aynı zamanda bu yeni kentsel kanuna, kent kanununa baktığımızda hava dolu, hava dar ve çok güzel ışığı alan bir fasada sahip ve çok daha önemlisi yeni bir takım dışarıda bırakma biçimleri var. Neoklasik kentselliğe, urbanizme baktığımızda yoksul olanı bir sosyal statüs olarak marjinalize etmekte, her türlü ekonomik, sosyal ve politik tehlikenin temsilcisi olarak görmekte. Dolayısıyla özel mevzuatlarla çok şiddetli şekilde kontrol edilmeli diye düşünülmekte. Öte taraftan bu uzak bölgelere baktığımızda, uzak bölge dediğimizde mesela Heraklion'daki Lakos buna iyi bir örnektir. Bakın gördüğünüz gibi kuş bakışı, mesela burada Müslüman gettoları ve Müslüman genel evlerin bulunduğu nokta ve bu halkada da Hristiyan genel evleri bu bölgeye aktarılıyor, taşınıyor. Lakos kısmının bulunduğu yer. Özellikle bu zirai çevreden gene kaynaklanan bir takım popülasyonlar var. Burada hem Müslüman hem de Hristiyan olduğunu görüyoruz. Bu insanlar fabrikalarda yaşıyorlar. Ve çok yeni bir takım kültürler var ve çok güçlü etnik karakteristikleri var. Mesela kadınlar çok sese sahip, sesleri yüksek ve dayı adı verilmekte. Burada muhabbet tellalları diye çevirebileceğimiz gençler var. Bunlar çete şeklinde hayat kadınları, müzisyenler ve sanatçılar. Bu marjinal kültür formlarına baktığımızda farklı etnik grupların ve dini grupların eş zamanlı olarak var olduğunu görüyoruz. Bunlar kendi kültürel kodları içerisinde bu uzlaşmazlıkları absorbe etmişler. Lacoste'daki işte Müslüman gene mekanlar. Gördüğünüz gibi Lacoste 20. yüzyıldaki haliyle biraz daha sonra, bahsettiğimiz zamandan biraz daha sonra Hristiyanlar genelde Osmanlı genel evlerine ve Müslüman kahvelere gelmekte. Bakın burada da mesela Müslüman festivallerine ya da bayramlarına ya da işte şölenlerine katılmakta. Aynı şekilde Müslüman gençler de yani Hristiyanların alanlarında ve bu marjinal grupların çabalarına baktığımızda çünkü kültürel bir takım özellikle tahakküm eden yani dominant toplumun kültürel yerlerine girmeye çalışıyorlar. Kafe, şantan, tiyatrolar ve diğer kentsel eğlenme alanları ve böyle olunca da hem devletten hem de Hristiyan elitlerden ciddi bir tepki görüyorlar ve Hristiyan elitlerine baktığımızda bu marjinal dünyalarla garip ilginç bir takım ilişkiler kurmakta. Aynı zamanda zamanın fotoğrafına baktığımızda o zaman yüzyılın yeni sanatı genelde bu potansiyel olarak ziyaretçinin gözünü her şeyi açık seçik etmemekte. Fotoğraflara ve kartpostallara baktığımızda neoklasik inovasyonların altını çizmekte. İşte merkezi alanlar, kamusal binalar, yeni bir takım geniş, güzel, ferah yerler, şık tarafları ancak bu taraflara hiç bakmadığını görüyoruz. Özellikle çok daha dışarıda kalan kısımlara baktığımızda etnik ve dini bir takım gruplar var. Kendi alanları içerisinde Heraklion kentinde Tres Camares, 3 kemer anlamına gelmekte. Burası bir meydan. Eski bir su su sisterni, yere batıran su sarnıcı bulunmakta. Ve burada sadece Hristiyanlara açık ve onlar da özellikle meydanda aşağı yukarı yürüyerek özellikle pazar öğleden sonraları işte kahvelere ve pastanelere gitmekte. Venedik Suru ise Venedik Suru boyunca pazar günleri Müslüman kadınlar ve hane halkı sadece gezebilmekte ve onlarla karışmadan Hristiyanları tepeden izlemekte. Bakın. Burada görüyorsunuz Hanya'nın güneydoğusu, Müslüman elitleri ki orada bu arada dominant haldeler genelde çoğunlukta. Bir de getto kısmına bakmaktalar tepeden bakacak biçimde. Hügen camisi, Hüngar camisi yani Hristiyanların özellikle o çan kısmı var. Bir de cami özelliği var. İlginç bir özellik. Limana baktığımızda Müslüman limancılar ve Ermeni tüccarlar burada çoğunlukta. Çok keskin bir takım sosyal limitler, sınırlar var. Ancak Avrupa orduların varlığında kesintiye uğruyor geçici olarak. İşte o askerler, ordu burayı kullanıyor. Mesela Heraklion'da aynı yeri kullanıyor İngiliz ordusu. Girit devletinin idaresi boyunca onlar Lacoste'daki bu arada İngiliz askerleri işte Lacoste'da mesela oradaki barlara İskoç barı, İngiliz barı, King Royal Rifles barı gibi isimler veriliyor. Kentsel kanunlara ve kentleşme projelerine baktığımızda Girit Devleti'nde Venedik Osmanlı yapısında ciddi ve radikal değişiklikler getirdiğini görüyoruz. Ve bunun kurulduktan sonra Osmanlı idaresi kentin Venedik planına sadık kalmakta. Bunu tutuyor. Venedik duvarlarının kullanımı için aynı şey geçerli. Bakın 17. yüzyılda kentsel mekan Venedik surları kullanılmakta. 17. yüzyıldaki Osmanlı 17. yüzyıl Osmanlı kahyasındaki kentsel alan bu bir takım meslek oluşumları etrafında organize olmakta. Burada dinler karışık. Ancak 18. yüzyılda ortasına doğru tümüyle Müslümanlaştığını görüyoruz. Hepsi, bütün bu profesyonel oluşumlar bir merkezde, bir sokakta. 17. ve 18. yüzyıl kaynaklarına göre Osmanlı Kandiyası'ndaki ticari merkez 4 tane ana sokağa odaklanmakta. Özellikle ortaçağ surlarının ortasından başlamakta. Voltone, bu artık bugün bulunmuyor bu arada. Voltone. Bakın Voltone burada. Oku görüyorsunuz. Ve sokak Voltone'den başlamakta. 4 tane ana büyük sokak dedik. 5 tane çarşı var içerisinde. Değil mi? Çarşı, doğru söylüyorum. Bakın şimdi bakalım hangisi. Bu arada buna çok fazla girmeyeceğiz ama isimlerin değiştiğine, nasıl değiştiğine bakın. 18. yüzyıldan 19. yüzyıla geçiyoruz. Özellikle Müslüman güçler arasında, hani bu kentsel alanı yöneten Müslüman güçler arasındaki değişiklikleri de görüyorsunuz. Hem sosyal hem de politik anlamda. Bakın mesela. Bir isim var. Aga. Yeniçeri Çarşısı sanıyorum. Sonra Kışla oluyor. Neden? Çünkü 19. yüzyılda Tanzimat dönemi boyunca askeri bir takım bir bina yeniden ele alınıyor. Bir de ona bir ekleme yapılıyor. Yeniçeriler tabii ekonomik anlamda da güçlerini yitirdiği için bu da tabii önemli bir gösterge. Bakın bunlar çarşı. Bu Osmanlı Heraklion'daki başka bir çarşı. Prut Çarşısı. Hanya'daki başka bir pazar. Ve Osmanlı karargahları çok ilginç aslında, kentsel mekanın kültürel yeniden kullanımı. Önce Venedik karargahı, sonra Osmanlı karargahı haline getiriyor. Aynı kent, aynı yer hem lise hem de ilk cimnazyum haline geliyor. Cimnastik içinde kullanılıyor bu arada. Ve son olarak da özellikle 18. geleneksel Osmanlı 18. yüzyıl Osmanlı kentsel mekanının özel bir konu kısmına odaklanmak istiyoruz. Bu da 19. yüzyılın başlarında Avrupalı seyyahların izlenimleri. İlginç ve aslında uzun bir tartışmayı da getirmiş. Şimdi burada ahşap yapılara baktığımızda tipik Osmanlı dükkanlarının ilk kısmında yer alan, aynı zamanda ikinci katta da ev olarak kullanılıyor. Bakın farklı kentler, Retimino ve Hanya'da bakın gördüğünüz gibi yapılarda nasıl bir değişiklik söz konusu ve nasıl kullanıldığını görüyorsunuz. Retimino'nun gene denize bakan kısmında da bu şekilde yapılar var. Osmanlılar genelde mevcut kentsel mekanın üstüne bir takım yapılanmalar yaptığı için bu ahşap yapılar genelde zaten Venedik döneminden kalan ticari alanlara eklenti olarak yapılıyor ya da Venedik meydanlarının etrafındaki ticari alanların içerisinde gerçekleşmekte. Mesela Morosini Çeşmesi Heraklion'da. 1817'de Heraklion'a gelen bir yolcu Ziber, Avusturyalı bir kişi. Bu dükkanlar özellikle ön tarafta ahşap bir cephesi olan ahşap bir cephesi olan bu yapılar hakkında yazmış. 1834'te Scott yine tek katlı binalardan, çok geniş çatısı olan binalardan bahsetmiş. Yine yerel bir, lokal bir entelektüel Evangelio Franchi mesela güneşin altında bir ceviz yapısından, hani ceviz ağacından, ahşabından bahsetmiş. Ve Markedis'e göre, Stavrindis'e göre kendisi özellikle Heraklion'un Osmanlı arşivlerinde ilk çevirmenlerinden bir tanesidir. Bu düzenleme 5 çarşının aslında küçük, büyük bir dolabın küçük çekmeceleri gibi görünmesini sağlamıştır. Bu yasadaki 1901 yasasının 8. maddesine göre bu tipik Osmanlı ahşap unsuru, yani bu kural, bu kanun tipik Osmanlı ahşap unsurunu bertaraf etmekte. Bu da aslında kentsel, geçmişteki kentsel mekanı indirgemektedir. Ve kendisi şöyle söylemekte, bu yapı hattını takip eden galeriler aslında kentlerin o ilk baştaki genişliğini azaltmakta ve aslında bir limitasyon, bir kısıtlama getirmekte. Girit kentinin bu kararı aslında ilginç bir tartışma başlattı. Çünkü bunların yıkılmasına yönelik bir karar aldı entelektüel çevrelerde. Çünkü 20. yüzyılın önemli bir kısmı boyunca kalmıştı. Bir tarafta bir takım araştırmacılar, özellikle Yunanistan folklorunu çalışan insanlar, bu elemanlar, unsurlar kalsın dediler. Çünkü bunlar popüler Yunan mimarisine entegre edilebilir. Bizans solaryumunun 11. yüzyıldan beri bir parçası, kökenini oluşturmakta demekte. Öte taraftan yerel entelektüeller, genelde Anadolu kıyısından çıkmış kişiler. Bunlar oryantal Türk köklerinin galerileridir. Dolayısıyla işte 10. yüzyılın Arap-Müslüman metinlerini andırmakta ve Osmanlı döneminin Balkan kentlerini anımsatmakta ve bunların korunması, barbarik unsurların, kaba unsurların korunması anlamına gelen ve son derece yüksek nitelikli Venedik kentsel imajının tahrifatı anlamına gelmektedir. 1763'te Stavrinidis, Kandiyalı Kamil Ahmet Paşa, Morozini çeşmesinin etrafında 16 tane ahşap yapı gerçekleştirmiştir ve bu Venedik, ünlü Venedik meydanının tarihi önemini gitmesine neden olmuş ve kentin ortasına bir kötü bir yer haline gelmiştir. Yapılar yığını haline gelmiştir demekte. Aynı şey Nikiforos Fokas meydanında da oldu. Belki işte bu burada sebze meyvenin satıldığı manav gibi bir yere dönmüştür demekte. Özellikle erken dönem 20. yüzyılın kentsel mitolojisine baktığımızda Müslüman Hristiyan özellikler taşımakta. Bu galerilerin, ahşap galerilerin bertaraf edilmesi Heraklion'da Fazıl Bey'in inisiyatifine sayesinde olmuştur. Bir gün sarhoş oluyor, düşüyor, her şey kırılıyor orada ve kafasında ciddi şekilde bir yarık açılıyor. Ertesi gün bütün bunlar kalksın buradan diye emir veriyor. Paralelindeki çarşıda da, orada Kasaplar Çarşısı'nda, bugün 1866. sokak olarak bilinir ve Heraklion'un merkezinde, fotoğrafta da görüyorsunuz, hemen savaştan sonra bu arada merkezi çarşılardan bir tanesi. Ve özellikle tarihi alanın bu şekilde şiddetli bir şekilde koparıp atılması Girit Devleti tarafından Hristiyan kentsel elitlerinde aslında işine gelmiştir. En başta da söylediğimiz gibi sadece Müslümanların gayrimenkullerinin edinimiyle değil, aynı zamanda hem Osmanlı hem de Venedik geçmişinin ulusallaştırılmasıyla aslında bir takım istediklerine ulaşmışlardır. Biz burada bir alıntı var. Bakın görmüş olduğunuz gibi Osmanlı mı, Bizans mı? Bizans değil tabii ki bu şeklinde. İkincisi yine sokakta bir Bizans çeşmesi. Sonraki fotoğraflara baktığımızda tabii ki bu eser Bizans değil. ve fotoğraftan da bakın görüyorsunuz. Hiç. O da yıkılmış. Evet, çünkü Bizans değil, Türk. Onu görüyorsunuz zaten. Biz bugün kendimizi özellikle zamanımızda olmadığı için Venedik, Heraklion'daki Venedik surlarının tutulması ya da yıkılmasıyla oldu. Hararetli tartışmadan sadece bahsedeceğiz. Bir dinamitle yıkılması için de dinamitte bir takım girişimler olduğunu görüyoruz. 1917'de şiddetli bir şekilde 1907 gecesinde Saint George'daki Venedik girişi yıkılmakta. Kentsel belleğe baktığımızda aslında o ana devletle bir Girit'in bir birleşmesi için yolu da açtı aslında bu bellek anlamında. Candia ya da Castro, Heraklion ismini bu şekilde aldı 19. yüzyılın başında. Ancak yerel topluluklar tabii ki direnç gösterdi. Yerel çıkarlar çatıştı ve inşaat sermayesi özellikle çok daha kuvvetliydi o zaman, o dönemde. Ve tabii ki bu noktada söyleyecek bir şeyleri vardı. Kentleşme projelerine baktığımızda her yerde tamamlanmadığını görüyoruz. Bu da karma bir kentsel alan oluşturmakta. Hala bugün Heraklion'da bunu görmeniz mümkün aslında. Bakın. Heraklion'da büyük ana bir ticari kent, Plaza Strata. Daha sonra 1920'de kentleşmeye rağmen aslında bir Osmanlı stili görülmekte. Vizir Çarşı, daha sonra Illusions Road oldu. Çünkü işte neoklasik binalar orada inşa edildi. Şu an ana olarak işte limanla bağlantılı. Ve görmüş olduğunuz gibi bugün görünüşünden de bakın nasıl. Öte taraftan bu ulusallaşma, millileşme prosedürü aslında toplu ya da kolektif kent belleğini etkilemişe benzemiyor. Bugün bile mesela Heraklion'un eski jenerasyonunun belleği aslında Müslüman mekan isimlerine daha takılmış kalmış gibi. Darika mesela, bu bir Türkçe isim. Nikiforos Fokas meydanının sağ tarafında küçük parfümeriler var. Osmanlı döneminde de böyleydi. Telalika, Morozoni çeşmesinin karşı tarafında. Çünkü Müslüman özellikle çırtkanların toplanma yeri Heraklion'da 19. yüzyılda Mezaryan. Gördüğünüz gibi Hanya kapısıyla şurası. Mastaba, bakın nerede olduğunu ok göstermekte. Burada işte normalde Türklerin mezarlığı burada. Artık bu arada yok. Onun üstüne bina çıkılmış. Son olarak da mesela hala Bastia, bastion anlamına gelmekte. Bu da Venedik mukavemet unsurları, yani güçlendirmek için surların kullanıldığı kısımlar hala var. Ve buna baktığımızda o sözlü gelenekler hala Venedik merkezinin, Venedik alanlarının üzerine Osmanlı kuruluşlarının yerleşimlerinin belleğine takılıp kalmış. Aynı zamanda Osmanlı tarihine yönelik bir takım ağaçlar da bulunmakta. Hem Müslümanlar hem de Hristiyanlar hala bu bellekleri, bu hatıraları, o Mısır zamanından kalan hatıraları paylaşmakta. Ve bu palmiye ağaçlarına bir bağlılık söz konusu. Ve aslında 20. yüzyılın başlarında da kentsel alanı neredeyse işgal etmeye başlıyor palmiye ağaçları. Çok teşekkür ediyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi Girit'e götürdü. Şimdi sözü ikinci konuşmacımıza bırakmak isteriz. Valla bir itirafla başlamak isterim. İki sebepten ötürü bugün buraya geldim. Bunlardan ilki saat 5'te yarın cerrahi bir müdahale nedeniyle hastaneye gideceğim. Ama mesele bu değil. Öncelikle Kuzey Yunanistan'a ve halkına yönelik çok ciddi bir sevgim var. İkincisi de 40 yıllık Genya Balta'yla bir dostluğum var ve kendisine söz verdim. Bu çalışmayı bu sunumu yapacağım diye. Ama vermeseydim emin olun burada olmazdım. Şimdi özellikle Osmanlı tarihine çalışırken bakarken kaynaklardan bir tanesi biyografiler. Bunlar bireysel bir takım biyografiler olabilir, yerel tarihler olabilir, kent çalışmaları olabilir. Bu şanlar, bu türlere baktığımızda çok da rol oynamadığını görüyoruz. Çünkü elimizde yoklar. Bunun bir istisnası bulunmakta. Bir kitap birkaç yıl önce Vatanımın Anıları diye çevirebileceğimiz bir kitap. Memories of My Homeland henüz İngilizceye çevrilmedi maalesef ama çevrilecektir. Mehmet Esat Serezi'nin bir çalışması bu elimizdeki kitap. Gördüğünüz gibi kırmızı noktalardan da gördüğünüz gibi Serez Makedonya'nın batısında kalmakta. Evliya Çelebi 17. yüzyılda çalışmalarında bir liste sunarak 10 harika bender kentinden yani ticari merkezden Balkanlarda bahsetmekte ve bekleyebileceğiniz gibi Selanik gelmekte. Benim için en azından ilginç olanlardan bir tanesi Serez'in 3. noktada, 3. yerde yer alması. Normalde çok daha favori yerler vardır Balkanlarda ticari açıdan. Bu iki ciltlik bir çalışması, Esat Serezi'nin çalışması 2010 yılında Türk Tarih Kurumu tarafından yayınlandı bu kitap Türkçe olarak. Ben yayını beklerken 2008 yılında iki genç araştırmacıdan duydum. Kendisi bir gün Beşiktaş'ta beklenmedik şekilde kendileri beni ziyaret etti. İyi ki iyi bir zamandaydım da modum iyiydi. Kabul ettim kendilerini. Böyle bir çalışma var dediler bana. İşte böyle bir kitap yazıldı. Son derece güçlü bir ülemanın oğlu tarafından kaleme alınmış. Özellikle de 300 yıldır böyle Serez kentinde ilahiyat çalışmaları yapan bir ailenin oğlu. Özellikle 1834'lerde işte işgalden kaçırıyorlar kitabı. İstanbul'a geliyorlar. Mehmet Esad'ın ilk işi özellikle Şeyhülislam'ın özel kalemi. İslam'ın başındaki kişi. Daha sonra yıllar boyunca yüksek görevli Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde yüksek görevli bir konumda çalışıyor. Ve bu da bu iki ciltte yansıtılmakta. Çünkü çok az insanın erişimi var bu türdeki bilgilere ve kendisinin belli ki çok fazla bilgiye erişimi var. Bu tabii çok da anlamsız bir harita. Çünkü bir şey görmüyorsunuz. Ancak özellikle 1914'te çizilmesi, kaleme alınması açısından benzersiz. Bulgarlar çekilmeden önce ve kenti yakmadan önce her şeyi yakıp yıkıyorlar. Her yeri değil bu arada. Patlayıcıları Bizans eserlerine ve Osmanlı eserlerine yerleştiriyorlar. İşte nasıl normalde Bulgar ve Slavik bir kent nasıl olacak bunları yok etmezlerse? Kent bugün bu şekilde görünmekte. Neredeyse 90 bin kişilik bir kent ve benim Kuzey Yunanistan'da ekonomik çöküşten bu zamana ziyaret ettiğim tek yer Ve hiçbir şekilde ekonomik krizi ya da çöküşü hiçbir şekilde hissetmiyorsunuz. Kapanmış bir dükkan yok, kapanmış bir restoran yok. Yaşam devam etmekte, gece hayatı devam etmekte. Bunun önemli bir sebebi de son derece verimli ve son derece varlıklı bir bölge olması. Bizim özellikle Osmanlı yazılarına baktığımızda son derece açık seçik ve detaylı betimlemeler var. 1905 yılında konuşmacı kendini düzeltiyor. Baktığımızda 4416 hane halkı, 44 tane büyük ticari bina, 2124 tane dükkan, 36 tane büyümekte olan cami ve 15 tane derviş locası, 14 Müslüman, 9 tane gayrimüslim, okul, 1 tane kütüphane, 21 tane kilise, 2 tane sinagog. Bu görmüş olduğunuz gibi çok tabii kabaca bir takım rakamlar da olmakla birlikte en azından bize bir fikir vermekte. Ve içeriği de Serezli'nin çalışmasında bir takım önemli rakamları sunmakta. Bugün kent merkezinden görüntü, yalnız şu önde gidiyorum. Şimdi benim yaşımda olan katılımcılar bu beyefendinin yüzünü tanıyacaktır. Kendisi özellikle Türkiye tiyatro dünyasında 2 yıl önce vefat edene kadar çok bilinen bir aktördü, Metin Serez. Metin Serez en büyük Mehmet Esat Serez'in en büyük oğlu. Hani oğluna bak, babasına bak, oğlunu alma diyesi geliyor insanın. Ya hiç benzemiyorlar. Bir jenerasyon, bir nesil içerisinde tipik bir büyük, etki sahibi, güçlü, İslami bir ailenin bir üyesi olarak İstanbul'a gelmekte ve sonra bir sonraki aşamada bırakıyorsunuz, sahneye çıkmış oluyor. Serezli 2013 yılında vefat etti. Serez neden bu kadar zengindi? 1383'te Osmanlılara geçtiğinde özellikle bir takım kuzeyde altın madenleri var ve hızlı bir şekilde 15. yüzyılda ana bir özellikle basımhane, darphane kurulmakta. Bunlar gene 1488'den bir takım unsurlar ve ustalar Serez'deki, darphanedeki özellikle üst taraftaki ustaların, alt taraftaki de çalışanların, işçilerin çalışmaları. 1419'da da gene altın bir takım paralar Siroz'da, Serez'de nasıl basılmış görüyorsunuz. Buna ek olarak pek çok şeyin de bir pazar yeri olduğunu söylemek mümkün. Bu tablo el ve zanaatkar işçilerine yönelik işte kaç kişinin dükkanı var 1478'de bunları göstermekte. Bedesten çarşının iç kısmı, hani o duvarlarla kaplı kısmı, dolayısıyla hani değerli unsurlar, maddeler burada tutuluyor. Parfümler var mesela, 11 tane değerli Hristiyan ticari malzemeler, burada rakamları görüyorsunuz. 6 tane Müslüman tüccar var. Ben de bir bakayım. Forkaza, Müslüman, ipek üreticiler, bir ipekçi, aynı şey Müslüman. 8 Türkçü, bunların hepsi Hristiyan. 15 Metaxpoli, yani Hristiyan ipek üreticisi. 7 Sarrafin, o zaman bankacılar. 1 Müslüman altıncı, altın satan. 3 tane Hristiyan değerli işte kuyum satan ve insanlar buradan alışverişlerini yapıyorlar. Bedesten'de gerçekleştiriyorlar. Bedesten'e baktığımızda 1912-20'lerde yıkılacaktı. Ancak çok önemli bir Yunan restorasyon mimarı Orlandos adında bir mimar belediyeyi, Ceres Belediyesi'ni ikna etti. Bizim bir arkeoloji müzesine ihtiyacımız var, bunu yıkmayalım dedi. Ben bunu böyle restore ederim dedi. İyi ki de yapmış çünkü gerçekten son derece etkileyici bir bina. Ve burada da görüyorsunuz 1937'den önceki Bedesten hemen bunun yanında 1937'de bu cami yıkıldı bu arada. Şimdi Mehmet Esat Serezli türbe ya da mozoleum ve derviş locası Şeyh Bedrettin açısından bir kaynak olarak değeri nedir? Şeyh Bedrettin'i bilmiyor olabilirsiniz. Son derece önemli bir mistik lider, dini lider Balkanlarda, Dubrovca'da ve klasik dini bir eğitim alıyor, hatta en yüksek pozisyona kadar yükseliyor Prens Mehmet de onun idaresi boyunca. 1414'te tutuklanıyor ve yargılanıyor ve kamuya açık bir alanda öldürülüyor Ceres kentinde. Şimdi yakın zamana kadar hepimiz garip şekilde şunu varsaydık. Öldürüldüğü yer bu noktadır. Çünkü kaynaklar bize burada öldürüldüğünü söylüyor. İşte pazar yerinde bunun yapıldığını, idam edildiğini söylüyordu. Ancak Serezli sayesinde artık bir pazar yeri olmadığını, o noktada bir pazar yeri olmadığını biliyoruz. Bedesten'in kendisi bile 1487'de inşa edildiğini görüyoruz. Tamamen farklı bir yerde Bedesten batı, özellikle kentin batı surlarının altında Evrenos merkezinde, semtinde Mehmet kenti ele geçirdikten sonra böyle bir isim veriliyor ve ilginç bir şekilde, garip bir şekilde 500 küsur yıl sonra tek Türk ismi Serez'de Evrenos, yani direnç gösteren tek yer orası. Ve Mehmet Esat bunu çok detaylı bir şekilde anlatıyor. İşte nasıl Evrenos'un imaresi altında medrese, cami hiçbiri hayatta kalamıyor ve çok büyük bir yer var. Eğri Çınar diye büyük bir ağaç var ve orası aslında pazar yeri kenti ve Bedrettin'de bu çınar ağacına asılmış ve hemen ardından da bir derviş locası ve mezarı, türbesi hemen yanına, oradaki alana yerleştirilmiş. Bir fotoğraf var. 1928 yılında Alman bir fotoğrafçı tarafından çekilmiş, Türkolog tarafından, Franz Babinger tarafından çekilmiş tek fotoğraf bu. Bundan bir süre sonra bunun tahrifatını gerçekleştiğini biliyoruz. Ancak Serezli'nin betimlemelerinin temelinde biraz da arkadaşlarımın ve araştırmalarımın sayesinde bu yeri bulabildim. Şimdi öncelikle güzel bir kopyasını aldım bu fotoğrafın. Sonra genel olarak tabii bu bilgilerin ışığında bir arkadaşımın, Yunan arkadaşımın bilgileri ışığında arabayla gitmeye başladık. O bölgede, kentin o kısmında gezmeye başladık. Ve böyle ne zaman yaşlı bir grup görsek durduk. O benim fotoğrafımı çekti. Koştuk, gösterdik. 2 saat boyunca bunu yaptık. Yani eminim eğlenceli buldu da bir süre sonra yorulmaya başladı. Sonra yine bakın sağ tarafta görüyorsunuz. Ne olduğunu biliyorum tabii. Hemen evimin karşısında. Ve işte gelir misiniz diye sorduk bir komşumuzda. Ben mezarı ya da locayı bilmiyorum. Bugüne kadar tek kalan şey bir takım taşlar dedi. Bir duvardan kalan taşlar. Ve 1920'lerin sonlarında. Yani aslında Bedrettin'in mezarından kalan taşlar var sadece. Sonra bu iki bina arasında bize yol gösterdi ve dedi ki bakın hemen şurada. Yani çok ufak gerçekten, yani 10 tane saysanız onu geçmez örnek. Yani kentsel tarihe 10 tane filan en fazla örnek var. Serezli'nin kitabından gidip bulabileceğiniz kent içerisinde. Serezli aynı zamanda çok detaylı ve uzun bir takım betimlemeler de sunmakta. Bu imarethaneye yönelik, imarehaneye yönelik Gazi Evrenos'ta, Seros'taki. Bugün şöyle demekte, bugün bir dizi büyük seramik tabak, normalde imarehaneye dahildir, aittir. Bunlar Efkaf-ı İslamiye Müzesi'nde korunmakta ve saklanmaktadır. Türk ve İslam Sanatları Müzesi adında bugün İstanbul'da ve bunlar son derece önemli ve bunlar sessiz tanıkları o zamanların. Müzeye gittim birkaç soru sormak üzere. Bir saat sonra, hayal kırıklığından sonra en sonunda doğru bir küratörü buldum. Dedi ki yok bizde yok. Tabii ben bunu duyunca herhalde İznik dedim. İznik herhalde. Kütahya ya da İznik. Ama İznik seramiği yok dedi bizde Çinlisi Evrenos'tan. Ama işte Çinlisi var. Nasıl ya dedim. Evet 10 tane var ama onları sergilemiyoruz dedi. Çünkü Çin ne İslam ne de biliyorsunuz ne de Türk dedi. Ama çok nazik bir şekilde sağ olsunlar kapıları ve açtılar. Çok derin şekilde tabii ki bana da izin verdiler. Ve gerçekten aklımı başımdan aldı bu Çinlileri. Yani 14. yüzyıl Yuan kalıntıları ya da tabakları 14. yüzyıl Yuan hanedanına servis tabakları mavi beyaz Çinli. İkincisi bakın 1350. 14. yüzyılda bunun maliyeti herhalde inanılmaz. Gerçekten değeri paha biçilemez. Böyle bir şeyi düşünsenize Orta Çin'den getirmek, kırmadan Serez kentine getirebilmek. Aynı şekilde bakın Seladonlar. Bu arada hani sırf ben dedim diye inanmayın. Bütün büyük araştırmacılara da gittim danıştım. Özellikle Çin porselenleri John Carswell mesela. Carswell 5 tanesini biliyormuş bunun ve onları Stockholm'daki bir sergide sergilemiş 10 yıl önce kadar, ancak diğer 5'i hakkında fikri yoktu. O da benim kadar heyecanlandı yani bunları ilk söylediğimde kendisine. Peki şimdi bu Serezli'ni nasıl bağlayacaksınız diyebilirsiniz. Muhtemelen hiç kimse bunları bulmadı daha önce. İkinci olarak da bu bize ne anlatmakta? Özellikle refah seviyesinde ya da para seviyesi anlamında 14. yüzyılın ikinci yarısında Yunanistan'ın önemli bir kısmını Evrenos'tan, Meriç'ten, Adriyatik'e gidecek kadar bir şekilde fetheden bir topluluk için. Şimdi iki kaynaktan 16. yüzyılda biliyoruz ki farklı frazeoloji yöntemleri kullanarak bakıyoruz ki bir fark yok. Ancak 1338'de Ebenos bir noktada bir şeye sinirleniyor Ceres. Gümülcine'de yaşıyor o zaman ve bir şeye sinirleniyor ve tepkisi evini zaviye, imarethane, işte derviş locasına dönüştürmek gibi bir yanıt veriyor. Ve toplandı mı bilmiyoruz. Tabii bir takım şeyleri de arkasında bırakıyor ama bir takım eşyalarını alıp toplanıp Serez'e taşınıyor. Bu aynı zamanda son derece önemli bir kaynak. Doğru bir şekilde bir caminin bu zamana kadar yanlış bir şekilde bilinen Zincirli Cami'nin doğru şekilde tarihlendirilmesi ve isimlendirilmesi açısından da son derece önemli. Neredeyse 60 yıl kadar önce Robert Anhager adında bir Alman araştırmacı önemli bir makale yazdı. Ve onun ayak izlerini takip ederek, tabii o da Macchio Kiel adında bir Hollandalı araştırmacıyı da takip etmiş ve reklama verdi. Gene hepsi bu konuda çalışarak 16. yüzyılın sonlarında Post Sinan, yani Sinan sonrasında ve atölyesinden bir takım bilgiler sunuyorlar. Ağaçlara bakarak ve ağaç halkalarına bakarak o yaşları tahmin eden uzman zaten hali hazırda bu caminin yapımında kullanılan ağaçlar 1491-92 yılında kesilmiş diye bir bilgi sunmakta. İkinci olarak da Zincirli ismi anlamsız bir isim. 17. yüzyılda karşımıza çıkmıyor. Evliya Çelebi'nin listelediği camiler listesinde yok. Daha da önemlisi çok detaylı bir listede de karşımıza çıkmıyor. 36 tane caminin bulunduğu detaylı bir liste var. Bunu da Serez listeliyor. Mesela orada da karşımıza çıkmıyor Zincirli Cami. Bakın hatırlarsanız ne demişti? 1405 yılında Selanik Sallami yıllığında 36 tane büyümekte ve gelişmekte olan kutsal camiden bahsetmekte. Serez sadece bu 36 tane gelişmekte, büyümekte olan caminin adını vermiyor. 1 ila 10 sayfa arasında bir alanda da her birinin tarihsel açıklamasını da yapıyor. Zincirli filan da yok orada. Bu da şu anlama geliyor. Eğer bir zincirli varsa, eğer bir zincirli yoksa 1705'te 1930'da da yok ya da daha önce de yok. Zincirli muhtemelen yerel bir isim. İşte bina ile bir şekilde özdeşleştirilen bir isim diye düşünüyorum. Özellikle bu nüfus değişimi de kullanılan. Bu ve pek çok diğer farklı detayda buna işaret etmekte. Bu 16. yüzyıl, 15. yüzyıl yapısı değil zaten. Bunu görüyoruz. Siz neden diye sorabilirsiniz. Neden diye de sorabilirsiniz. Yani araştırmacılar nasıl olur da böyle büyük bir hata yapar, nasıl göz ardı eder? Ben gerçekten de arkeolog değilim ya da arkeoloji, tarihi, tarihçisi değilim. Ama bir tarihçi olarak bir şey öğrendiysem o da bazen kendi rahatlık bölgemizden bir adım çıkmalıyız. Bir adım geri atıp çıkmalıyız. İki kere sorgulamalıyız. En azından benim naçizane tavsiyem bu. Keel'in ve diğerlerinin bu şekilde bir 16. yüzyıl olarak adlandırmasının sebebi arkeolojik olarak, mimari olarak bir takım unsurlar görmeleri ve bunların da büyük mimar Sinan tarafından yapılmış olduğunu hatırlatması. Büyük ihtimalle hiç kimse Balkanlarda Osmanlı mimarisine çok dikkatli bir gözle bakmadı. Aynı zamanda göz ardı ettikleri başka bir şey de Mimar Sinan'ın geniş şekilde en azından 5 kere seyahatlerde bulunduğu ve bir geçişte, bir pasajda, bir kaynakta Serezli şöyle diyor. Serez'e geldiğinde kendisi çok etkilenmiş, gördüklerinden çok etkilenmiş. Mehmet Bey Camisi'nde ve Selçuklu Sultanı'nın camisinde. Burası dış kısmı. Yakın zamana kadar yanlış şekilde Zincirli Cami olarak bilinen yer çok titiz bir şekilde restorasyonu gerçekleştiriliyor. Kültür Bakanlığı tarafından, Yunan Kültür Bakanlığı tarafından çok güzel bir bina. Ve aslına bakacak olursanız Selçuklu Sultanı tarafından 2. Beyazıt'ın kızı için yapılıyor. Kendisi de Mehmet Bey ile evleniyor ve o da Mehmet Bey de Yunan kökenli bir vezirin Ahmet Paşa'nın oğlu. Bu da iç kısmı, benzersiz bir iç mekan. Özellikle Osmanlı camileri için. Bu da caminin dış kısmı. Mehmet Bey Camii. Yine 1492-91-92 yılında inşa edilmiş. Nereden biliyoruz? Çünkü dendrolojik kanıtlar var. O ağaç çalışmaları. Bir de kitabe enstitü olarak yerinde hala bulunmakta. Kalıntıları binanın yani özellikle Evrenos'ta, Serez'de oradaki binalara ait kalıntılar yok. Ancak iki tane benzer bina var. Sol tarafta bu Yeniceğivardar kısmında, Evrenos'ta, sol taraftaki fotoğrafta 1930 civarı ve işte bir daha sonra yıllar boyu bir fabrika olarak kullanıldığını görüyoruz. Bu da restore edilmiş Evrenos ve garip şekilde, inanılmayacak şekilde güzel bir restorasyon işi çıkarılmış. İmarethane, bu da restore edilmiş gene imareti, Gümüşhane'de imarethane. Ve benim önerim, yani çok da fazla aslında hayal gücünü zorlamayacak bir şeydir. Benim önerim, bulamadım ama. Yenicevardar'da ki örnekte tasarım olarak Gümülcine'dekine çok benzer gördüğünüz gibi, görebildiğiniz gibi. Derviş Locası ve İmarethane özellikle iç tarafta, Serez'de herhalde bunlara benziyordur diye düşünüyorum. Mehmet Serezli de bunu teyit eder kitabında, teyit etmekte. İmarethane kurumuna baktığımızda ana kurumlardan bir tanesi, özellikle Osmanlı tarihini anlama açısından. Evrenos tek başına dünya, özellikle Kuzey Yunanistan aracılığıyla Batı dünyasını fethederken bunlardan 7 tane kuruyor. İmarethane. Ne kadar mı önemli peki bunlar? Ben bir örnekle kapanışımı yapmak isterim. Bu restore edilmiş imarethane. Gümülcine'de 2 örnek. 2 16. yüzyıl kaynağımız bulunmakta. Mustafa Gelibolu ve Münecimbaşı. Bunların her biri tümüyle alakasız bir dilde ama kategorik olarak şunu söylemekteler. Gümülcine'den taşınırken evini dönüştürüyor. İşte bir imarethaneye ve derviş hocasına çeviriyor, dönüştürüyor ifadesi var. Serez de aynı şeyi teyit eder kendi çalışmasında. Serez'den Yanitse'ye, Yenicivardar'a taşınırken aynı şeyi yapmakta. Yani bunu teyit etmekte. Bu arada bu binanın restorasyonunun finansmanı Komodini Belediyesi tarafından gerçekleştiriliyor. Çok sevdiğim yakın bir dostum, çok da önemli bir kişi, özellikle arkeolojik hizmetlerde Haralambos Patites. Haralambos 18 yıl boyunca özellikle bu eserlerin korunmasında, özellikle Batı Makedonya kısmındaki eserlerin korunmasında çok önemli bir kişiydi ve çok önemli bir görevde yer aldı. Özellikle Batı Trakya, Batı Makedonya kısmında. 18 yıl bu bölgedeydi. Gümülcine'nin bir parçası olduğu bir kısım. Sonra 12 yıl boyunca antik Selanik'te antik departmanın başındaydı. Sürekli olarak taciz edildi. Büyükşehir Belediyesi tarafından, Gümülcine tarafından ve kendisine yalvarıyorlardı deyim yerindeyse. İşte bize uygun bir bina verin de biz bunu kullanalım diye. İşte kilise müzesi olarak kullanalım diye. Bir gün dedi ki, işte adam onu ziyarete geldiğinde, tamam bu binaya ihtiyacınız var demiş. Böyle bir bina var ama birazcık çalışmaya ihtiyacı var, birazcık işe ihtiyacı var. Dünyanın en büyük aslında eksik bilgilerinden biriydi. 1923'ten beri işte 600 yaşında, hiç üstünde bir restorasyon yapılmamış, son derece bakımsız, bir kısmı tümüyle yıkılmış. Benim elimde böyle bir bina var demiş ama restore edilmesi gerekiyor ve para da yok, bizde bütçe yok. Eğer siz bu bütçeyi bulursanız ben restorasyonu yaparım, sonra elinizde kilise müzesi için bir yer olabilir. Ve bugün bu harika bir restorasyon örneği yapıldı. Bir kilise müzesi olarak kullanılmakta ve Komodini garip zamanlarda bu arada 80 yaşında bir rahip adı Papa Dimitrios tarafından da bakımı ve çalışması gerçekleştiriliyor. Yani orada garip saatler diyorum çünkü binanın önündeki rakamlar, yani o saatler her zaman gözetilmiyor. Yani işte 9'la 10.30 pazartesi, salı 11-12.30, çarşamba kapalıyız, perşembe işte 2 ile 4 arası, cuma 4 ile 6. Bayağı da bekliyorsunuz yani gitseniz. Ve hala hani hiçbir şekilde o saatlerin içinde bile olsanız giremiyor biliyorsunuz. Ama beyefendi çok tatlı, çok nazik ve kendisiyle de tanıştım. Özellikle de bu ziyaretlerim esnasında yıllar boyunca tanıma fırsatım oldu ona. Papa Dimitrios bana poz verdi bakın. Binanın önünde, bu kilise müzesinin önünde bana bir poz verdi. 3 yıl önce bir grubu 25-30 kişilik üyeyi oraya götürdüm. 16. ve 17. jenerasyon Evrenoslularının 16. özellikle onların evlatlarını, oğullarını bir yolculuğa götürdüm. İşte atalarının izlerini sürsünler diye bir yolculuktu. Ve beni tanıdı görünce. Öncelikle işte kimim ben falan diye merak etti. Çünkü bütün işte o torpilimi, elimdeki her şeyi kullandım. Çünkü o kadar korktum ki, küçük bir otobüste gidiyoruz. Bir de gitsek, Allah'ım kilitli kalsak diye 2 saat bekledik. Artık bekleriz, biraz daha bekleriz. Beni gördü, "Aa, bunlar kim?" dedi. Anlattım. Girdik. "Ben bir şey anlatmak istiyorum bu gruba," dedi. Ve görüyorum ki bir taraftan da çok duygusal ama bir garip durumda. Böyle gözlerinden yaşlar gelmeye başladı. Dedi ki, "Ben son derece yoksul bir ailenin oğluydum. Ve işte babama ne zaman açız diye gitmek istesek gitsek, ben yoksulluğun ne olduğunu bilmiyorsunuz siz," derdi. "Benim ailem o kadar yoksuldu ki haftalar boyu sadece bir öğün yediğimi hatırlarım ve o da cuma günüydü. Babam imarethaneye gelirdi. İşte ekmek, pirinç, pilavı ve ekmek getirirdi. Sadece cumaları olurdu." Bakın, Evrenos, şunu da hatırlayalım. Evrenos Gümülcüğüne'de yaşıyor. 1383'te ama herhalde 1880'lerde değil mi emekliye ayrıldı gibi düşünün. Hala fonksiyonel. Çok zor tabii. Özellikle hani bir şey verildiğinde size bir amaçla bir şey veriliyor. 20 yıl sonra, 50 yıl sonra ve elbette ki 100 yıl sonra gidiyor. Yani bir para yok. İşte normalde yapmanız gereken şeyleri yapmaya para yok. Ancak bu aile buraya para yatırmaya devam ettiği için bir şey canlı kalmış. Aile özellikle bu 500 yıl boyunca buranın bu varlıklı halini korumasından çok ciddi katkılarda bulunuyor. Ve hatırlıyorum, yani tipik olarak düşündüğümüz şekilde değil, Osmanlı ve Balkanları düşündüğümüz gibi değil aslında. Çok teşekkürler. İkinize de çok teşekkür ediyoruz. Kuzey Yunanistan hakkında çok az şey bilen biri olarak, ancak kişisel ve öz anlatılara çok ilgi duyan bir kişi olarak duyduğum en iyi sunumlardan bir tanesiydi. Bir kaynakla ilgili neler yapılabilir, bir kent hikayesi, bir kent kaynağı ve bir öz anlatı olarak ve İngilizce'ye çevrilmesini ve bunu okumayı iple çekiyorum. İlk sunumda aynı şekilde çok ilginç buldum. Özellikle binaların, kimliklerin ortaya konulması ile bağlantısını bir ifade biçimi olarak, işte kimler daha hani ezilmiş, kimlerde daha fazla güç olmuş, zaman zaman bu güç nasıl el değiştirmiş. Ama aynı zamanda ilginç konulardan bir tanesi, özellikle burada bahsi geçen örneklerin bir kısmında tabula rasa değil de aslında bir ahşap yapı var. İşte onun üstüne Osmanlı yapıları geliyor ve aslında Venedik Meydanı'nda eklenen bir takım işte kasalar filan var, sergiler var ya da hastane var. Birden işte batılı, çağdaş Yunan kentine dönüştürülüyor. Çok ilginç ve etkileyici bir örnekti. Şimdi bir ya da iki tane soru alabiliriz. Umarım konuşmacılarımız da izin verecektir. Buyurun. Yes, there's a microphone right here. Evet, konuşmacılara teşekkür ederiz. Eleftire Hanım'a soracağım. Kendisi herhalde burada da araştırmalar yapıyordur. Biyografisinde göremedim ama onu soracağım. Bir de Mısır yönetimi esnasında dediği Mısır yönetimini soracağım. Profesör Lowery de bu Zincirli Camii'nin şimdiki, şu andaki düzenlemeleri nasıl? Bir daha soracağım. Teşekkürler. Yes, I'm sorry. Ha, evet. Ha. If I have done some research in Turkish and Egyptian rule, that's what you asked? No? Bir de Mısır idaresi dediniz ya, ondan ne bahsediyorsunuz? There are two separate questions. The first one is, for your research, have you ever conducted in Turkey? And the second question is, what do you mean with the Egyptian rule? During the Ottoman, under, whatever. No, thank you. Ben Türkiye'de bir araştırma yapmadım çünkü Türkçe konuşamıyorum, o yüzden ve Türkçe diline dair bilgim çok kısıtlı. Çok isterdim tabii ki bunu gerçekleştirebilmeyi. Şu an meslektaşlarımla işbirliği içerisindeyim. Araştırma yaparken işte Türkçe kaynaklara erişimi olan arkadaşlarımla işbirliği içerisindeyim. Ve sonuçlarımızı bir araya getirip derleyebiliyoruz. İkinci sorum, hani Mısır idaresine dair bir soru sordunuz. Girit Mısırlara veriliyor. Girit devleti, evet, kurulduğunda, bir araya getirildiğinde yani. Mehmet Muhammed Ali Girit'i bir hediye olarak alıyor. Yaklaşık 10-12 yıl boyunca filan. Burada Mısır yani idaresi altında ve bunu anlıyorum. Yani Mısırlılar dediğimizde Hristiyanları da dahil edecek biçimde. Çok teşekkürler. Profesör Lowry, bu harika, güzel Zincirli Camii'nin durumu nedir şu an? Bugünlerde nasıl bir fonksiyona sahip, çalışıyor mu? İnanılmaz güzel bir restorasyondan geçti. Yalnız bunu Türkiye'de olduğum için söylemiyorum. Yunanistan'da bas bas bağırıyorum. Bu restorasyonların tabii finansman büyük bir kısmı Avrupa Birliği'nden geldi. Ama inanılmaz güzel iş yapılıyor. Bu da o yapılan işlerden bir örnek. Problem şu. Bilhassa bu son senelerde ekonomik krizinden dolayısıyla restore ediliyor ve kapıya kilit vuruyor. Ne personel var, ne para var. Yani Yunanistan'daki Kültür Bakanlığı'nın bu tür işlerin bütçeleri sıfıra indirdiler. Yani bırak yeni eleman arıyorlar, sürekli işi son veriyorlar. Çok iyi elemanlar. Tesadüfli mesela son 2 kere gittiğimizde Serez'de cami açık bulduk. Çünkü bir gece bir konser olacaktı. İkinci gece, yani birkaç ay sonra şey vardır. Serez'in eski fotoğrafların bir sergisi. Yani öyle kullanılıyor. Öyle kullanılsın. Yani bir bina kullanmadan çabuk gider. Çok teşekkürler sunumlarınız için. Benim ilk konuşmacıya iki sorum var kısa kısa. Birincisi, 19. yüzyılın ortası ve son çeyreğinde gelişmiş Batı ülkelerinde müzecilik olayı çok gelişti ve bu bölgelerde tarihi eserler götürüldü. Acaba Girit'teki bu el değişme, Osmanlı'nın kısmen zayıflamasında da Girit'in o bildiğimiz meşhur antik döneminden eserler kaçırıldı mı Avrupa müzelerine? İkinci sorun, bu davetiyedeki ekranımıza düşen görüntüde çok güzel bir sebil var. Bir sanki Osmanlı Lale Devri sebili. Böyle boşta duran köşe sebili de değil, iç bükeylerden oluşan bir sebil. O sebil nerede? Onun görüntüsünü niye göstermediniz? İkinci konuşmacıya da çok kısa bir sorum var. Bu Şeyh Bedrettin dediğiniz, Enel Hak dediği için, derisi yüzülen, ben Allah'ım dediği için, o Bedrettin mi? Bugün divan yolunda, yanında yatan, mezarı sonradan İstanbul'a giden kişi konuşuyoruz. Evet. O şu an İstanbul'da yatıyor değil mi Şeyh Bedrettin? İstanbul'da getirilmiş. Bu da ilginç bir soru. 1350'lerden 1920'lere kadar acaba kaç yüz bin Müslüman Balkanlarda vefat etti ve Balkanlarda gömüldü, değil mi? Bir tek kişinin kemikleri Serez'deki 12 tane murid diyorlar. Yani belli ki o Bedriniye tekisindeki dostlar. Evet, topladılar kemikleri ve getirdiler. Senelerce kimisi Arkeoloji Müzesi, kimisi Topkapı Saray Müzesi'nde depolarda durmuş. Ta Süleyman Demirel 65'te değil mi o büyük zafer %57 falan. O zaman Demirel izin verdi ve kemikleri çıkartmışlar. Divan yolun İkinci Mahmut Türbesi'nin arkasında gömdüler. Şimdi ilk sorunuza cevap olarak müzeler hakkında ve bir takım Osmanlı eserlerinin Osmanlı döneminde çalınıp Avrupa kentlerine götürüp götürülmediğiyle ilgiliydi. Çalındı mı bilemiyorum. Ancak bu süre boyunca çok yoğun bir şekilde arkeolojik hareketler oldu Girit'te ve yabancı arkeoloji dernekleri ve toplulukları bir takım kazılar gerçekleştirdiler. Ve bu faaliyetler, arkeoloji faaliyetleri boyunca çok sıklıkla Osmanlı eserleri bulundu. Fransa ve Alman okulları, ekolleri çok dikkatliydi onların korunması açısından ama her zaman başarılı olunamadı. Bu bağlamda bilinen tek bilgi bu. Ama çalındı mı, götürüldü mü? Ben bireysel olarak böyle bir bulguyla karşılaşmadığımı söylemek isterim. Herhangi bir referansla literatürde çalındığına dair bir şey bulamadım. Şimdi bu davetiye ve hani Sebil'e yönelik bir fotoğrafı sordunuz. Yani bunlar prezerve edilmediği, korunmadığı ve yıkıldığı için özellikle kalınamadı. Yani elde tutamadığımız şeyler. O yüzden hani bunu koyamadım sunumuma ve önemli ölçüde de Heraklion'da ve Hanya'da da var ve okul olarak kullanılıyor. Abdülhamit'te Osmanlı okullarında ve daha sonra kahvehaneler şeklinde kullanıma açılıyor. Heraklion'da, Skleros Meydanı'nda hani ticari bir işte meydana, ticari sokak oraya birleşiyor demiştik ya. Bir tanesi kahvehane olarak kullanılıyor. Ben gençken hatırlarım aslında. Hala aklımdadır. Şimdi biraz kısmi olarak dönüşmüş, biraz korunmuş ve bir tarih eseri olarak kullanılıyor. Ama bir kahvehane olarak ben hatırlıyorum bunu kullanıldığını. Teşekkürler. Bu çalınmış eserler konusunda yeni bir olay değil. 1912'de bugünkü tabiriyle Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne fark etmişler. Vakıflara ait camilerden, her şeyden mallar çalınıyordu. Ve komisyonlar kurdular. Ve o komisyonlara çok geniş şeyleri vermişler. Yani verdim etkin ve verdim misal. Bu Evrenos'taki vakfın ne Türk ne İslam eserleri ilgili bir şeyi yok. Ama belli ki değerli bir şey. Onlar topladılar, buraya getirdiler ve bugünkü Türk İslam Eser Müzesi'nin en eski katalogları baktığın zaman da anlıyorsun ki çoğu o dönemde toplamışlar ve bunlar buraya getirmişler. Öncelikle bu iki sunuma da teşekkür etmek istiyorum. Sorum şey Bedrettin'le ilgili. Kendisinin dini bir geçmişi olduğuna dikkat çektiniz. Bir mistik lider olduğunu da söylediniz. Özellikle Cumhuriyet dönemi tarihçilerine baktığımızda kendisinin refahın eşit şekilde dağıtılmasını savunduğunu söylemekte ve bu sebepten ötürü idam edildiği bilgiler arasında. Aynı zamanda ilk dünyadaki komünist filan olduğu da iddia edilmekte. Bu ne kadar gerçekçi sizce? Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bir sözcük kullandınız. İşte tarihçiler bunu düşünüyor dediniz. Bir istisna yapmak isterim orada. Bir ayrım yapmak isterim. Evet. Bakın, düşünmeden daha kötü. Bedrettin'in hakkında bugün Türkiye'de bilinen şeyler Nazım Hikmet'in kaleminden gelmekte. Şimdi bu harika bir kalem tabii, harika bir yazar. Ancak Bedrettin destanı tarihin kendisi değildir. Harika, muazzam bir şiir. Ancak bir imaj, bir görüntü var. Gerçekten ne yaptığını bilmiyoruz. Sadece bildiğimiz şey çalışmalarına, yazılarına baktığımızda, sözcüklerine baktığımızda aslında genç dönem bir Bizans bireyi ve bir kendisi bir İzmir'de Karaburun'da bir mürit. Ve buradan bir betimleme olarak baktığımızda Börkleci Mustafa bütün işte kadınlar dışında her şey ortaktır diye bir ifadesi olduğunu biliyoruz. Onlar Türk sonuçta. İşte kadınlar dışında her şey ortak. Bedrettin'le tabii söylemesi zor, çok net değil. Son derece ilginç bir arka plandan gelmekte. Babasına baktığımızda bir asker, kendisi ufak bir alanda, Yunanistan'ın kuzey kısmında, Dematoka'nın batı kısmında, ismi İsrafil. Kendisi bir Bizanslı kumandanın kızıyla evleniyor. Sonra bir yıllık süre içerisinde ailesinden 200 kişi, papazlar dahil olacak biçimde İslam'a geçiyorlar, din değiştiriyorlar. Sonra bir klasik eğitim almakta kendisi. Elbette ki birbirine bir şey söylüyor ki yani o da onu idam etmeye yetecek kadar en azından asılıyor. Börklüceli Mustafa'da adamı çarmıha geriyorlar. Aslında bir neredeyse eşeğin arkasına da bağlıyorlar, ölüme terk ediyorlar. Kötü onlar için, Müslümanlar için. Çok teşekkür ediyoruz. Önceden de söylediğim gibi başlangıçta ufak bir resepsiyon hazırladılar bizim için aşağıda. Lütfen bizimle kalın. Sorularınızda birebir sorma şansınız olur. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Konuşmacılarımıza da çok teşekkür ediyoruz.